Diğer filmler gelecek mi? Valla abi, çekecek misin? Yok daha çekmeyeceğim. Şimdi araya serseri bir şey, yani şiş kebap gibi bir domates biber. Şimdi benim peki bunun Gora zamanı... Kültleşmeyeceğini, bunun klasikleşmeyeceğini ya da başka bir deyimle ve bunların bir süre sonra hakikaten senin yüz akın işler arasında... Bence öyle. Görülmeyeceğini nereden biliyorsun? Bir yandan da bunları üret... Şey bilirsin sen, Endülüs Köpeği, Le Chien Andalou hikayesi. Bu, Buñuel'in işte şeyler, Salvador Dali'ler falan beraber yaptıkları bir iş. O çok söylenir. Yani hala öyle midir bilmiyorum. 50 kişilik küçük stüdyo tarzı bir sinema salonunda vizyona giriyor. Özelliği şu, 20'lerin filmi. Sanıyorum yok, ki. O kadar mı? Yok, 20'li yok. Yılların filmi. 1920'lerin. 50 kişilik bir sinemada oynuyor. Ve hala 50 kişilik bir sinemada oynuyor. Şimdi benim bu sinema için mesela... Benim var böyle çok hayallerim. Uç bir örnek. Korkunç bir örnek. Uç. Çünkü o ancak sinema filmi olarak yapılabilirdi. Bir tiyatro değil o. Eyvallah. Ama bazı işler var. Yani kendi ülkesinin sinemasında hakikaten tarihi değiştirmiş, başka bir yol açmış... Bir de başka bir şey var. İlham vermiş insanlara, gençlere ilham vermiş. Yoksa bak, şurada kalacaktık. Ben tabii ki Şahan'la ilgili kötü bir şey söylemek istemem. Nuri Bilge Ceylan'la da ilgili kötü bir şey söylemek istemem ama yani şu iki aradan da çok sıkılıyorum. Nuri Bilge Ceylan, Şahan Gökbakar. Lan arada çok acayip bir abi, mesafe bunun, var yani. Hayır, aslında hiç yok biliyor musun? Yok sana mu? Bir haberim var. Ha. Mesela vallahi gel. Ya Okan, bu çok çarpıcı bir örnek. Bunu defalarca söyledim. Karambole kaynıyor. Şimdi Gökhan Tiryaki, Nuri Bilge Ceylan'ın görüntü yönetmeni, Şahan'ın da Celal'le Ceren'in görüntü yönetmeni. Yani bunlar böyle bambaşka dünyalarda üretilmiyor bu filmler. İnsanlar bunlar böyle tuhaf tuhaf kamplar var. O gelmesin. Biz komedi yapıcık falan diye. Böyle bir şey yok. Film yapanlar aynı insanlar. Birbirlerini dövdürmeye çalıştıkları adamlar filmci işte. Birisi macerasını öyle sürdürüyor, birisi öyle sürdürür, birisi böyle sürdürür. Yani artık bunlar zevke hitap eden bir şeyler, üzerine konuşmak için vaktimiz var. Ayrıca biz niye konuşalım ki? Biz yapalım, sonra konuşulur yani. Biz nasıl şu anda konuşuyoruz? Diyoruz ki 60'ların Türk sineması, 70'lerin sineması, seks filmleri furyası falan diye bir konuşuyoruz ya. Şimdi bizim konuşacak vaktimiz yok ki, bizim yapma vaktimiz yani. Evet, sonra doğru. Konuşsunlar. Doğru, biz şimdi doğru. Birbirimizi konuşuyoruz hep. Akranlar, doğru. İşin içindekiler. Sen öyle yaptın, sen böyle yaptın. Eleştiren de öyle eleştiriyor. Bence böyle. Durun abi, yani yapalım. Ama sinema konusunda da yani aslında bu kadar tabii teknolojiyle birebir yürüyen, teknolojiye mahkum olduğumuz yani... İzleyici alışkanlıkları teknolojiye mahkum. Tabii. Dolayısıyla mesela ben... Ben 60 dakika mesela beni buradan cezbetti. Evet, evet. Daha doğrusu yapma cesareti verdi. Yani dijital platformda 60 dakikalık öyküler izleme meselesi 10. yılına girince ben dedim ki bunları ben 60 dakika yapacağım. Hı. Yani böyle bir izleme alışkanlığı var çünkü. Peki mesela ben yine şeyleri izlerken, eleştirilerle ilgili eleştirileri izlerken şeye rastladım. Yani şu çok söyleniyor. Mesela 3 şişman hipster... Bir şişman hipster, bir kadın hipster olma. Diyor ki mesela, bence diyor mecrası yanlış. Yani diyor pazarlama ki... Pazarlama ile ilgili konuşuyor. Tabii tabii yani. Şimdi diyor ki, ya bak biz mi anlamıyoruz ya da bu insanlar şunu, yani şu kesinleşti mi? Biraz kafa da karıştı. Mesela işte Yılmaz'ın filmini tabii. anda şeye vermesiyle, doğru. Netflix'e vermesiyle kafa... Yani şöyle bir sınıflama var. Bu film sinema salonuna değil de şeye, dijital platforma. Doğru. Bu dijital platformun işi. Bu şeyin işi. Yani bunlar fikir ya. Bunlar ama... Ama bir şey... Yani, bunlar bir şunu şey... Şunu merak bir edin. Anlam Onların ifade kafasında etmiyor bir şey mi var? Format. Ya, bir tanımlamam var bizim bilmediğimiz, yani seyirci olarak ya da eleştirme olarak şunu mu söylüyor yani dijital platform, burası dijital platforma gitsin, hani posta dağıtımı gibi, şunlar şu evlere dağıtılsın gibi bir şey mi var? Valla ifade ettiği şey, hani hatırlar mısın bir şey vardır, yani straight to video diye bir şey var, yani direkt yalnızca video kasete üretilen, sinema evet. perdesine çıkmayan evet. filmler için söylenir.
Acaba böyle bir anlam ifade eder bir hale mi gidiyor dijital platform? Halbuki değil. Çünkü onlar da çok büyük ve şık, güzel bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Mesele sinema perdesinde ne olacağını karar vermekle ilgili kendini bir yerde hissetmek. Orada problem var. Çünkü ben bunun daha kabasını gösteriyi sinema perdesinde gösterince de yaşadım. Olur mu böyle şey diyor. Ya böyle şey oldu. Çok oldu. Yani 82'de oldu Amerika'da. 84'te oldu. Yani oldu. Bir stand-up gösterisi perdede gösterildi. Bu yepyeni bir şeydi ki. Ya bilmiyorsan bari bilmiyorum de. Olur mu canım sinema perdesinde? Her şeyde böyle bir tuhaf bir kutsallık. Bunu mesela kaseti geri sarıyorum. Söktü bu eleştirileri bir. Bir kadın var değil mi? Kaseti geri sarıyorum. Şu şurada olur mu? Bu burada olur mu? Ha. Denilen bir dünyada yaşıyoruz ya. Hı. Şu anda mesela ben Instagram'da bir tane yemekçi izliyorum. Spangele'nin yanına pilav koyan çocuk. Hani var ya böyle. Var. Böyle işte hoşafla başlıyor. Arnavut ciğeri koyuyor içine falan böyle. Sonra da sunuyor, bıyığını buruyor falan. Şimdi böyle bir çocuk var. Şimdi ben çağın şahidi olarak şunu soruyorum. Yani bunlar oluyor da. Onu görme, siz gördünüz mü çocuklar? Bilirsiniz değil mi o tuhaf yemekler? Allah selamet versin. Yani ben bu çağda bunlar oluyor da. Yani bir pirzolayı altına bulama falan onlar oluyor da. Ya her şey oluyor da. Bu film orada olmaz. Valla yani bunlar fikir, yöntem ve işin pazarlamasıyla alakalı bir şey. Dijital platform bana gelip teklifte bulunuyor. Uzun yıllardır bir sürü mecrada. Ben kafama yatanı yapıyorum. Dolayısıyla o arkadaşımın yani önerisini şey olarak alıyorum ben. Yani bunları buraya yakıştırıyorum diye düşünüyor herhalde. Okey. Belki de ben de yakıştırıyorum belki ama belki izleme alışkanlıkları açısından yani belki gençler ya yani şöyle şeyler duydum. Bir iki yerde duydum. Yani diyor ki dijital platformda olur. Sinema salonda falan ya da şu şey. Ama mesela ama sineması Netflix'te de var hikayeler. Bizi biz yapan filmler diye bir evet. Şey var belgesel. İzledim onu. Dirty Dancing hakikaten bir video zincirinin finanse ettiği ve çok iyi video örnek. Zinciri home video olarak yapılmaya çalışılmış sonra sinemada patlamış bir iş. Peki bütün filmlere baktığımız zaman şimdi biraz seninle hızla geçip senin fikirlerini alacağım. Şimdi her şey çok güzel olacak. İlk göz ağrım tamam. 98 yılı Vizontele oyuncu olarak harikuladeydi. Küçük bir rol, çok akılda kalan bir rol. Askerdeydim o zaman. Evet. Gora, büyük iş. Büyük film, büyük iş, büyük görsel efektler Türk sinemasına alışık olmadığı. Organize işler tekrar oyuncuydun. Hokkabaz geliyor. Hokkabaz herkes çok şaşırttı. Evet. Mesela ben Hokkabaz kalitesinde, hikayesinde bir şey beklemiyordum. Çok şaşırdım, bayıldım. Şimdi bana, zaten kendi anonsunda da var. Bana dediğin zaman ki ben bu kara komikleri Hokkabaz'ın bir ilerisi gibi ona benzeyen. Tabii senin için benzeyen demek seyirciye benzeyen diyorsun ama senin açından bu Hokkabaz'ın bir ilerisi anlamına geliyor herhalde. Evet. Yani evet. Ki insanlar böyle yapmak ister normalde. Yok şöyle diyebilirim Okan. Yani Hokkabaz'ın hikayesini ve daha doğrusu senaryoyu şimdi yazacak olsam aynı öyküyü çok daha iyi yazarım, daha iyi çekerim. Bu anlamda söylüyorum. Peki sonra Arog geliyor ki Arog'u hiç anlamadım. Samimi söylüyorum. Çok iyi. Allah'tan buradayım. Yani yardımcı olabilirim. Aslında ben artık bundan sonra evlere gitmem lazım. Evet, evet. Tek tek. Vallahi ben şunu anladım. Yalnızca perdede olmak yetmiyor. Ben evlere gideceğim. Peki ne oldu? Bir dakika. Yakında sizlerleyim. Söyle bana. Evlerdeyim. Hokkabaz'da ne oldu da Arog geldi? Abi şöyle bir şey. Bunlar birkaç yıl öncesinden acaba yapsak mı diye zihnimizin bir kenarında aramızda konuşurken etleniyor. Ve diyoruz ki ya şu turneye giden o yazık gözü görmeyen sihirbazı yapsak mı? Yok yapmayalım. Ne yapalım? Şunu yapalım. Ya Gora'nın devamını buldum. İlk çağlarda geçiyor. Hem de Gora'nın tersi. Arog ha ha ha. Yani
Şimdi bunlar bizim ofiste şöyle ele alınan şeyler. Ya öf hadi be falan. Yani Gora zamanında da öyleydi. Abime anlattım. Halıcı var, kaçırılıyor falan. Hayırlısı olsun dedi. Yani olursa olur, olmazsa pek ben tutmadım ama falan. Yani bir sıraya diziyoruz abi. Ve hazırlık falan çok vakit aldığı için birini öne aldığın zaman o böyle 3-4 sene ileri atılmış oluyor. Ben Goran'ın devamı, yani o karakter sevildiği için, ben de sevdiğim için oynamayı, onun devamını yapacağımı düşünüyordum ama hemen ardına koymak işime gelmedi. Başka bir öykü yapmak işime geldi. Yani bir ara şey hissi vardı, hani bir ondan bir ondan gibi. Yani tatlı dramalar, bir de karton maceralar gibi. O sırayı da kırdım başka filmlerle ama yani diyorum ya, ben taksici öyküsünü yapacağımı zaten 15 sene evvel biliyordum. Ya benim için seyircinin için sürpriz oluyor. İlk keskin viraj bu dediğin gibi o Kavaz'da olmuştu. Herhalde filmin fragmanı da çok pek bir şey anlatmadı herhalde. Ben ilk bir gruba izlettirmiştim, 400 kişilik bir grup. Çıktılar, çok yüzlerinde çok garip ifadeler vardı. Yani çıktılar ve böyle niye ağlattın bizi falan diye kızdılar. Yani ağlamışlar bazıları. Halbuki yani benim hoşuma gidiyor, bu şeye tekabül ediyor. Yani Erol Taş'ın bana taş değil ekmek atıyorsunuz diyor ya. Mesela ben bu filmle ilgili birisi bana sıkıldım vallahi dediği zaman benim hoşuma gidiyor. Benim amacım oydu zaten. Ya ben açıkçası Deli filmini izlerken ilk yarım saatinde yani kendim yazdım, kendim oynadım orada. Yani kasvetten kasvete verdim kendimi. Kalın yani birazcık, sert. Ne bileyim ben, biraz hoşuma kalın gidiyor. Ya. Kalın yani, mevzu kalın. Yepyeni sinema deyimleriyle karşınızdayım. Peki. Film noir gibi. Fakat bu Arok, tabii ki Arok en yüksek hasılatlardan biri hayatındaki. Yok, içlerinde en fazla iş yapan Arif ve 216, 5 milyon falan. Arif 216, evet. Ama ondan sonra da bu Arok var galiba. Yok, ondan sonra yok. 5 milyon var, 4 milyon var, 3900 var. Oralarda yani. Ne diyorsun ya? Öyle bir şey yok. Ha, paraya bakıyormuşum, özür dilerim. Parayı ben bilmiyorum. Ben Gora'dan mesela hiç para kazanmadım fakat diyebilirim. Fakat evet, orada bir şanssızlıklar oldu. Gora'dan hiç para ya bazen seyirci bilmiyor bu kısımları ama bizim jenerasyon bu konuda şeydir. Hani konjektürel söyleyeyim. Ben yani helal para kazandığım için çok netten söyleyebiliyorum yani. Nereden kazandığım belli olduğu için. Peki araya girip yaptığın filmler var. Mesela işte İftarlık Gazoz, oyuncu olarak bulunuyorsun. Ne diyorsun o film hakkında? Ya bütünüyle ilgili... Sen kendi oyunculuğunla ilgili ne diyorsun? Ben çok memnunum. Yani tamam. Yaptığım şeyden çok memnunum. Başkaları ne diyor? Başkaları çok övüyor. Çok beğeniyorlar, evet. Çok beğeniyorlar. İyi izlenmiş de bir filmdir. Evet. Yani ama o bir hani nasıl diyeyim sana... yazarı ve yönetmeninin yani çerçevesini kurduğu nevi şahsına münhasır bir yönetmen ya Yüksel Aksu. Evet. Hatırlar mısınız? Dondurmam Gaymak. Evet, tabii işte ki. Entelköy, Efeköy'e karşı. Onun bir stili vardı. Ben o stilde bana öyle bir kompozisyon oynama fırsatı verdiği için mutlu oldum doğrusu. Bütününle ilgili çok şikayetçi değilim filmden. Yalnızca böyle arkadaşça ya bence sonunu şöyle bağlasam falan gibi şeyler söyleyebilirim. Seyirci olarak müşteriyim yani, izlediğim zaman kendimi çok beğeniyorum. Kendini Av beğenmiş. Ha, o da onun da çok duygusal macerası. Orada da macerası baba var. Oyunculuk yapıp da ondan sonra sadece bununla sınandığın bir film. Av doğru, mevsimi. Doğru. Yani Yavuz abiye tabi olarak. Evet. Tabii. Abi onun öyküsü tabii çok başka. Yani benim çok spesifik, geçen birisi ayıplamış. Yavuz Turgul'u seviyorsun da ne oluyor yani, işine yansıyor mu falan diye. Halbuki bizim bütün DNA'mız bu. Ben tabii öykünüyorum ona. Tabii öyküneceğim yani, bütün gençliğim onların işlerini izlemekle geçti. O teklifi, teklifin komik bir öyküsü var. İki filmde böyle oldu. Senaryolar aşağı yukarı 100 küsür sayfalardadır ya. Ben senaryoyu çeviriyorum, lan 75. sayfada öldüm. O da şöyle oluyor. Okuyorsun. Başından türlü türlü şeyler geçiyor. Ölüyorsun. Daha 25 sayfa daha var. Peki ben sonra Okan Yalabık'la Şener abi mi devam edecek bensiz diye. Sonra onunla ilgili şaka yapmaya başladım. Dedim herhalde 75 dakikaya kadar prodüksiyonun parası var. Yani bari dedim hani oraya yorayım falan. Russell Crowe'un filminde de 75 dakikada ölüyordum. Orada Şener abiyle
Şener abiyle karşılıklı oynamak, Yavuz abinin bir öyküsünde oynamak, onlar tabii benim için çok çarpıcı şeyler. Ama doğruyu söyleyeyim, buna kimse alınmaz. Samimiyetle söylüyorum. Yani senin çok net bildiğin bir şey. Arkadaşlar da burada dizilerde oynamayan var mı? Yani o noktaya geldi iş çünkü. Yani hiç oynamayan var mı bir dizide falan? Yok, yok değil mi? Bilirsiniz. Yani Av Mevsimi filmindeki benim oynadığım karakteri oynamak için elbette zihnen bir şey hazırlanmak gerekiyor ama fiziki olarak çok zor bir materyal değil. Yani küçümsemiyorum işi ama yani zor değil. Ben bunu söyleyince çok ayıplıyorlar. Çünkü diyorlar ki ya bu arada sen ne yapıyorsun ki? Ama Av Mevsimi. Niye? Çünkü orada başıma daha ciddi şeyler geçiyor. Bir tanesinde bir pelerinli bir adam beni kaçırıyor ve senin ananla falan filan diyor. Öbüründe de karımdan ayrılıyorum falan. Dolayısıyla bu daha iyi. Yani öbür tarafta keyfin yerinde. Bu daha zor diyor. Halbuki farklı değil. Ama Şener Şen'le oynamak karşılıklı çok konforlu bir şey. Çok çalışkan birisi. Müthiş. Acayip bir konforu var. Hiç bir gerginlik yok. Yavuz abinin şöhretini bilirsin. Birazcık tabii, fırçacıdır. Tabii. Bir anım var. Senin programında paylaşayım. Lütfen. Da nerede paylaşayım? Lütfen. Arabanın içindeyiz. Hatırlar mısınız? Üç polisi oynuyorduk biz. Sevgili Okan da daha genç, tırnak içinde çömez polisi oynuyor. Okan Yalabık. Evet, Okan Yalabık. Arkada oturuyor. Ben galiba şoför mahallindeyim. Yanımda da Şener abi oturuyor. Açık camdan, low loader denilen arabayı bindirdikleri bir teknik bir aletin üstündeyiz. Her taraf kapalı, kameralar falan. Sahnelerimizi, laflarımızı söylüyoruz ama dinlenme anlarında arabadan çıkamıyoruz. Her yer kapalı. Böyle duruyoruz kutu gibi. Bütün gün boyunca. Yani defalarca aynı laflar söyleniyor falan. Arada bir de hatalar yapılıyor. Şimdi şu cam açılıyor mesela. Ya benim yanımdan, ya Şener abinin yanından yönetmenimiz Yavuz abi kafasını sokuyor ve diyelim ki Okan'ı fırçalıyor. Ama bir tek o cam açıldığı için ona fırça atarken biz de çok... Yani mesela giriyor, oğlum sen ne yapıyorsun ya? Neden böyle oluyor falan derken siz de burada fırçanın radyasyonunu biz alıyoruz. O kadar en temiz, yani eleştiri olarak gidiyor. Yoğunluğu biz alıyoruz. Ulan bir buradan Şener abi yiyor, bir buradan ben yiyorum. Dedim ki ya şu camı açın ya. Ya şu camı açın da fırçayı muhatabı yesin yani. Yeter artık. Ben mesela çok rahat çalıştım. Dedikodu Yavuz abinin çok sert olması üzerinedir. Fırça yemedim mi? Çok yedim. Ama ben bunu çok anlamlı bulduğum için. Yani bazen gevezelik yapıyoruz ya setlerde. Yani ne oluyor orada diyor mesela yönetmeniniz. Hocam filmle ilgili konuşuyorum. Hoca diyor ki, o da diyor ki. Yani kardeşim film benim zaten. Yani film... Filmle ilgili konuşulacaksa benim haberim olması lazım bunda. Sinema konusunda da yani... Aslında bu kadar tabii teknolojiyle birebir yürüyen, teknolojiye mahkum olduğumuz, yani izleyici alışkanlıkları teknolojiye mahkum. Tabii. Dolayısıyla mesela ben... Ben 60 dakika mesela beni buradan cezbetti. Evet, evet. Daha doğrusu yapma cesareti verdi. Yani dijital platformda 60 dakikalık öyküler izleme meselesi 10. yılına girince ben dedim ki bunları ben 60 dakika yapacağım. Hı. Yani böyle bir izleme alışkanlığı var çünkü. Hı. Peki mesela ben yine şeyleri izlerken, eleştirilerle ilgili eleştirileri izlerken şeye rastladım. Yani şu çok söyleniyor. Mesela üç şişman hipster, bir şişman hipster, bir kadın hipster olma. Diyor ki mesela bence diyor mecrası yanlış. Yani diyor ki... Pazarlama ile ilgili konuşuyor. Tabii tabii yani. Şimdi diyor ki ya bak biz mi anlamıyoruz ya da bu insanlar... Şunu yani şu kesinleşti mi? Biraz kafa da karıştı. Mesela işte Yılmaz'ın filmini aynı tabii. anda şeye vermesiyle, doğru, doğru. Netflix'e vermesiyle kafa. Yani şöyle bir sınıflama var. Bu film sinema salonuna değil de şeye, dijital platforma. Doğru. Bu dijital platformun işi. Bu şeyin işi. Yani bunlar fikir ya. Bunlar ama. Ama bir şey. Yani, bunlar bir şey. Merak bir anlam ifade etmiyor mu? Onların kafasında bir şey mi var? Format. Ya, bir tanımlamam var bizim bilmediğimiz. Yani seyirci olarak ya da eleştirme olarak. Şunu mu söylüyor yani? Dijital platform. Burası dijital platforma gitsin. Hani posta dağıtımı gibi. Şunlar şu evlere dağıtılsın. Valla ifade şey ettiği var. Şey hani hatırlar mısın? Bir şey vardır.
Yani straight to video diye bir şey var. Yani direkt yalnızca video kasete üretilen, sinema perdesine çıkmayan filmler için söylenir. Acaba böyle bir anlam ifade eder bir hale mi gidiyor dijital platform? Halbuki değil. Çünkü onlar da çok büyük ve şık, güzel bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Mesele sinema perdesinde ne olacağını karar vermekle ilgili kendini bir yerde hissetmek. Orada problem var. Çünkü ben bunun daha kabasını gösteriyi sinema perdesinde gösterince de yaşadım. Olur mu böyle şey diyor. Ya böyle şey oldu, oldu. Çok oldu. Yani 82'de oldu Amerika'da. 84'te oldu. Yani oldu. Bir stand-up gösterisi perdede gösterildi. Bu yepyeni bir şeydi ki. Ya bilmiyorsan bari bilmiyorum de. Olur mu canım sinema perdesinde? Her şeyde bir tuhaf bir kutsallık. Bunu mesela kaseti geri sarıyorum. Söktü bu eleştirileri bir. Bir kadın var değil mi? Kaseti geri sarıyorum. Şu şurada olur mu? Bu burada olur mu? Denilen bir dünyada yaşıyoruz ya. Şu anda mesela ben Instagram'da bir tane yemekçi izliyorum. Spangele'nin yanına pilav koyan çocuk. Hani var ya böyle. Var böyle işte hoşafla başlıyor. Arnavut ciğeri koyuyor içine falan böyle. Sonra da sunuyor, bıyığını buruyor falan. Şimdi böyle bir çocuk var. Şimdi ben çağın şahidi olarak şunu soruyorum. Yani bunlar oluyor da. Onu görme, siz gördünüz mü çocuklar? Bilirsiniz değil mi o tuhaf yemekler? Allah selamet versin. Yani ben bu çağda bunlar oluyor da. Yani bir pirzolayı altına bulama falan onlar oluyor da. Ya her şey oluyor da bu film orada olmaz. Valla yani bunlar fikir. Bunlar fikir, yöntem ve işin pazarlamasıyla alakalı bir şey. Dijital platform bana gelip teklifte bulunuyor. Uzun yıllardır bir sürü mecrada. Ben kafama yatanı yapıyorum. Dolayısıyla o arkadaşımın yani önerisini şey olarak alıyorum ben, yani bunları buraya yakıştırıyorum diye düşünüyor herhalde. Okey. Belki de. Ben de yakıştırıyorum belki ama. Belki izleme alışkanlıkları açısından, yani belki gençler, yani şöyle şeyler duydum, bir iki yerde duydum. Yani diyor ki dijital platformda olur, sinema salonda falan ya da şu şey. Ama mesela ama sineması... Netflix'te de var hikayeler, bizi biz yapan filmler diye bir şey var, belgesel. İzledim onu, Dirty Dancing'le başladım. Mesela Dirty Dancing, Dirty Dancing hakikaten bir video zincirinin finanse ettiği ve çok iyi video örnek. Zinciri home video olarak yapılmış, yapılmaya çalışılmış, sonra patlamış. Sinemada patlamış bir iş. Peki, gel şu seninle ilgili filmlerden bir parçalar var. Yaşa. Onunla bitirelim söyleşimizi, görelim. Tiki 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 tiki. Şimdi Türk robot olsa böyle olmaz ki. Yani 20 bin çeşit hareket var bizde. O hareketleri hafızaya kaydedeyim desen bir tane buzdolabı gibi makine olması lazım yanında. Yani böyle robot var mesela. Ne kadar neşeli bir insandım ya. Ulan zeytinyağı gibi üste çıkma be. Bütün belayı başıma sen açtın, musibet. Ankara'da. Hayır kardeşim, hayır. Fikri benim adım. Yalıyor bunu herhalde. Doğada bulunan dört element. Ateş, su, toprak, tahta. Tahta mı? Tahta tabii. Zoruna mı gitti? Şimdi sizin kafanızda iki tane soru işareti var. Bir, dayak nedir? İki, neden atılır? Baba bak, Çanakkale'de çok kalmayacağız değil mi? Turne çünkü bu, biliyorsun. Yani turnenin belli bir programı var ya Sait abi, o yüzden. Aa, öyle köyün ortasındaki. Fışkiye, zoruna mı gitti? Cherokee'lerden istenmeyen tüy. Benim yüzümden de... Kendi başına işi yapmaya pek alıştın İdris Bey. Unutma, bu ekibin lideri hala benim. Tak maskeyi Kemal ol, Murat nerede? Çıkar Zafer nerede? Vinç gelecek 1000 lira çık. O zaman ben bunu takayım, başka kafa koyun bana. Gold buttons, I love my wife, I love my children, I have a big stick up my asshole. Hommani vakkaranka, omayr ohakka, vakkatteru narananka, hayyo bakka yero. Bende yok. De ya! Buzağı gibi soyunmuşsun. Ne oldu yavrum seni? İçin mi yandı? Dan Johnson'ın bir lafı var. İngilizce ama. Hayat boş, pompala Johnson. Efendim abi? Kayarsan beklerim. Anlamadım ha. Paten diyorum lan, kayarsan beklerim. Yok yok, kaymam. Kaymam. Bu...
Bu son adam var ya, Erşan Kuneri. Of abi. Onunla ilgili bir planım var. Aa, hep vardı. Daha önce de vardı. Vardı ama onu uzun metraj bir macera yapmak yerine o demin dediğin hipster arkadaşı dinliyorum. Dijital platforma Erşan Kuneri yapacağım. Aa. Parasını verirlerse tabii. Evet, Erşan Kuneri maceraları yapmak istiyorum. Ama daha önceden vardı o. Öyle bir şey hatırlıyorum sanki. Tabii tabii. Ben ve onun hayatını düşündüm. Çok eğlenceli. Yani biraz dönem olacak. Şey beni biraz etkiledi. Bu hakikaten bizim ayıbımız tabii. Ama tabii Amerika'nın çok böyle hani niş bir bölümünde. Bu Dolemite. Hatırladın mı? Eddie Murphy'nin yaptığı. Çok güzel. Netflix'te var. Herkese beni, tavsiye ederim izlemelerini de. Çok beni, güzel. O beni şöyle çarptı. Ya tam benim uğraştığım adam. Aynen. Çok aynen. Uğraştığım adam. Ben de böyle trash filmler yapan bir kahramanım var. Erşan Kuneri. Hmm. Yani işte erotik komedi, macera, avantür falan. Hmm. Bu adamı 1975 ile 78 arasında ne yaptığını bilmiyoruz. 69'da DJ'lik yapıyormuş. 80'lerde de prodüktörmüş. Hani pornocu muyum ben diyordu ya. Şimdi bir de 75 ile 78 arasını yapacağım. Bunu bir seri yapacağım. Yani hızlı bir şey. 30 dakikalık falan. Onu yazıyorum şu anda merak eden varsa. Yani merak eden var mı? Peki sinema ne olacak? Çok merak ediyorum ben. Sinemayı gençlere... Senin sineman değil. Sinema ne olacak genelde? Vallahi bilmiyorum. Yani hiçbir cazibesini kaybedecek gibi bir şey gibi görünmüyor benim gözüme. Hmm. Çünkü o mekan, yani mekanla çok ilişkili bir şey ya. Yani bu kavgalar böyle taze, anlık ve o anın ticaretinle ilgili kavgalar. Ben mekanların, yani tiyatronun kaybolmaması gibi. Hani ay işte televizyon çıktı sinemayı öldürecek mi? Ay video çıktı bir televizyonu öldürecek mi? Yani o onu öldürdü, bu bunu vurdu falan. Yani bu kısmı ben mekanın, hani o giriyoruz, evimizden kalkıyoruz, seçiyoruz, gidip oturuyoruz daha büyük bir perdede, daha görkemli bir atmosferde, daha yoğun bir sesle. Yani onun öleceğini zannetmiyorum. Peki, biraz yaşlı bir tabirle bitireceğim. Evet. Allah başımızdan eksik etmesin. Ay canım benim.